bayramın birinci günü. Kurban Bayramı'nı Anadolu'dan binlerce kilometre uzakta Horasan medeniyetinin başkenti Afganistan topraklarında idrak ettik. Ve iki bayram birdi bugün Cuma ile birlikte Kurban Bayramı. Cuma namazını Afganistan'ın başkenti Kabil'de kıldık ve şu an Celalabad'a doğru yolumuz devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Horasan medeniyetinin başkenti Afganistan toprakları. Ve bugün Mezar-ı Şerif'ten, yani Horasan'ın başkenti Belh'ten uçakla yola çıkmıştık. Kurban Bayramı'nı Mezar-ı Şerif'te Belh'te idrak etmiştik. Karlı dağlardan, Pamir dağlarının üzerinden bir saate yakın uçak yolculuğu ile Kabil'e geldik. Ve birkaç saat Kabil'de kaldıktan sonra şu an Celalabad'a doğru derin vadiler içerisinde yolumuz devam ediyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin izini Horasan'ın başkenti Afganistan topraklarında dostlarımızla birlikte araştırıyoruz. Ve dağ zirvelerinin yamaçları taşlarla kaplı, hemen solumuzda ırmak ve yolumuz devam ediyor. Görüyorsunuz araçlar, koyunlar, çobanlar yan yana. Buraları, nereler buralar? Burası Kabil ile Celalabad arasında. Buraya Kabil uzaklığımız yaklaşık 25 kilometre. 25 kilometre uzaklığı. Burası şu an olduğumuz yer kışın. Karla kaplı ve sıcaklık -20-25 derece dolaylarında. Aşağıya indiğimiz zaman, en aşağıda düzlüğe indiğimiz zaman sıcaklık artı 13-14 derece oluyor. Şu anda aşağı doğru gidiyoruz değil mi? Evet, aşağı doğru gideceğiz. Evet. Ruslar yapmış. Sovyetler biraz. Birliği zamanında Ruslar işgal ettiği zaman onlar tarafından yapılan yoldan. Yeni işgal döneminde. Hayır. 1975'lerden sonra Rus işgalinde. Görmüş olduğunuz şey mezarlıktır. Burada trafik kazasında veya herhangi bir şekilde vefat eden kişi öldüğü yerde defnediliyor. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasındaki gezimizin şimdiki durağı Afganistan ve Afganistan'dayız. Başkent Kabil'den yola çıktık. Kurban Bayramı'nın birinci günü bir akşam üzeri Celalabad'a gideceğiz. Dehşet vadiler. Yollar kat kat ve bulunduğumuz vadi aşağısı derin bir vadide. Yukarılar sivri kayalar ve Afganistan gerçeği bu sivri kayalar tehlikeli yollarda kendini gösteriyor. Zor yollarda Celalabad'a doğru yolumuz devam ediyor. Güvenlik görevli asker arkadaşlarımız sıcak alakalarını göstererek küpeyi de bize veriyor. Şimdi Celalabad'dan Pakistan hududuna doğru yolumuz devam ediyor. 1,5 saatlik mesafemiz var. Önümüzde Ayber geçidi ve Pakistan hududu. Müzik.
ازی کوچه نرو که خارو داره بیبی شیرین یگان رفتارو داره همه میرن ولی دستو بگردن به ما که میرسه صد نازو داره به ما که میرسه صد نازو داره سریا بی وفا بگردم چشم مستت بگیرم گل ز دستت بگردم چشم مستت بگیرم گل ز دستت Horasan medeniyetine, Horasan kültürüne ait araştırmalarımız devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'den Celalabad'a gelmiştik. Celalabad, Afganistan'ın 3 önemli şehrinden birisi. Şimdiki durağımız da Pakistan hududu değerli izleyenlerimiz. Bayramın ikinci günü 28 Kasım 2009. Evet, hafif bulutlu, grubun yavaş yavaş duracağı bir ortamda Pakistan hududuna doğru devam ediyoruz ve Pakistan hududu ile Afganistan hududunu birbirinden ayıran Hayber geçidi. Hayber geçidi Hint Yarımadası ile Orta Asya Yarımadası'nın da geçiş noktası. Değerli izleyenlerimiz, dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran Devralem şu an uzak bir coğrafyada, önemli bir noktada ve savaşlarla, sıkıntılarla geçmiş bir coğrafyada. Afganistan coğrafyasındayız ve Afganistan'la Pakistan hududuna yakın bir noktada Peştunların giydiği kıyafetle tam sıfır, sınırın sıfır noktasında sizi Afganistan'a götürüyoruz. Çekilen çileler, sıkıntılar ve dertler. Afganistan coğrafyası oldukça zor bir coğrafya ve insanlar fakir, zenginleri de tam zengin ve karmaşık bir coğrafyadayız. Sıkıntılı bir yerdeyiz, Afganistan'dayız. Hazırladığımız belgesel görüntülerle Pakistan-Afganistan hududundan sizi Afganistan'a götürüyoruz. Birlikte Afganistan topraklarındayız. Değerli izleyenlerimiz, Pakistan-Afganistan hududundayız. Dünyanın birçok ülkesinde bayramın ikinci günü. Ancak hemen yanı başımızda Pakistan'da bayramın birinci günü ve şu an bayram namazı kılınıyor. Tekbirler getiriliyor duyduğunuz gibi. Bayram namazı Pakistan'da bayramın ikinci günü. Yani bayramın birinci günü Pakistan'da dünyadaki tarihe göre değişik. Onlar bayramı bayramın ikinci günü idrak edip kutluyorlar ve bayram namazı şu an sınırdaki camide eda ediliyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Afganistan-Pakistan sınırı. Bu bulunduğumuz bölgeye Turkam diyorlar. Şu anda siz de duyuyorsunuz bayram namazının salavatını çekiyorlar. Pakistan tarafında bugün bayram. Bildiğiniz gibi Afganistan'da dün bayram başlamıştı. Bugün bayramın burada ikinci günü, orada Pakistan'da birinci günü. Afganistan-Pakistan sınırına ilk defa geldim. Buraları gördüm. Gerçekten güzel bir yer. Şu anda bayramın Afganistan'da ikinci, Pakistan'da birinci günü. Bayram namazı kılınıyor şu anda. Değerli izleyenlerimiz, biz İslam medeniyeti coğrafyası olarak bayramı bile bayram coşkusuyla, bayram birlikteliğiyle idrak edemiyoruz. Şu an sadece suni bir çizgi var Pakistan-Afganistan hududunda. Bugün
başta Mekke-i Mükerreme ve Suudi Arabistan olmak üzere bayramın ikinci gününü idrak etmesine rağmen Pakistan topraklarında bayramın birinci günü ve bayram tekbirleri getiriliyor. Bayram namazı saatinde Pakistan-Afganistan'ın sıfır noktasındaki sınır çizgisindeyiz ve Pakistan'da bayram namazının kılınmasını buradan şahitlik yapıyoruz. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar o sınır çizgisi, ara çizgiyi pür telaş geçmeye çalışıyorlar. Biz Afganistan tarafında özel izin alarak bu çekimleri gerçekleştiriyoruz ve bir bayram gününü, Kurban Bayramı'nı, 2009'un Kurban Bayramı'nı Afganistan'da ve Pakistan'ın tam sıfır noktasındaki sınırda idrak ediyoruz. Yani şu anda hem bayramın birinci gününü hem ikinci gününü aynı anda burada Afganistan-Pakistan hududunda idrak ediyoruz. Sizi Pakistan-Afganistan sınırından bu bölgeyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle peştun kıyafeti altında baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası Afganistan ve Pakistan hududu. Buraya özel izinle geldik. Şu an bulunduğumuz yer Afganistan hududunda polis ve askeri bölge, sınır güvenlik bölgesi ve özel koruma ile bu alana girdik. Hacı Zahir Peştunların liderlerinden, bölgenin en önemli aşiretlerinden birisi. Onun misafiri olarak gelmiştik ve bize özel koruma vererek sınır kapısına şu an geldik. Bayramın ikinci günü Afganistan'da, Pakistan'da da birinci günü bayram namazı kılmak istedik. Zira bayram namazını Pamir Dağları üzerinde uçağımız uçarken bayram namazına girmiştik, kılamadık. Ama hemen bir şeyi de hatırlatalım. Afganistan'da bayram namazı yaklaşık 1,5-2 saat geç kılınıyor. Sebebi özellikle Osmanlı döneminden itibaren halife ile birlikte burada bayram namazı eda edilsin diye hem bayram hem Cuma namazları geç kılınmak suretiyle halife ile İstanbul'da halife-i müsliminle aynı anda namaz kılmanın huzurunu yaşayalım düşüncesiyle bu adet halen Afganistan'da devam ediyor. Ve biz sınır bölgesinde, sınır çizgisinde araştırmamıza devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, burası kültür tarihimiz için önemli bir coğrafya. Burası Hayber Geçidi. Hayber Geçidi Afganistan coğrafyası veya Türkistan coğrafyası diyebileceğimiz Orta Asya coğrafyası ile Hint coğrafyasının tam geçiş noktası Hayber Geçidi. Ve Hayber Geçidi denince Afganistanlı o ünlü komutan Gazneli Mahmud'u hatırlamak gerek. Gazneli Mahmud'un Hindistan seferleri. Birçok sefer düzenlemişti Hindistan'a ve Hindistan'da büyük bir medeniyet, İslam medeniyetinin, İslam devletlerinin kurulmasına daha 9. asırda sebep olmuş, vasıta olmuştur. Bugün dünyada en çok Müslüman nüfusun yaşadığı ülkeler arasında yaklaşık 120 milyona, 150 milyona yakın Hindistan'da Müslüman yaşıyor. Ve birçok gönül sultanı var. Onlardan en önemlisi Müceddi Elfisani olarak bildiğimiz İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve Hindistan'da İslam medeniyetinin oluşmasına en önemli vesileyi, en önemli sebebi Gazneli Mahmud yapmıştı. Gazneli Mahmud bugün Afganistan'ın Gazne şehrinden seferler düzenleyerek Hindistan'a gittiği tam geçiş noktası Hayber Geçidi'ndeyiz. Evet, Hayber Geçidi resim olarak çizilmiş. Kaleler, burçlar
ve bölge. Birçok insan hızlı bir şekilde geliyor, buradan karşılıklı geçmeye çalışıyorlar ve Afganistan, Pakistan hududu burası. Arabalar, yükler telaşeli. Bayramın şu an Afganistan'da ikinci, Pakistan'da birinci günü ve insanlar harıl harıl bir telaşı içerisinde geçmeye gitmeye çalışıyorlar. Biz Afganistan tarafındayız. Afganistan'dan Pakistan'a girmek isteyen, bayramlaşmak için gelen insanlar buradan. Eğer kıyafetimiz düzgün olsa, biraz da tenimiz siyah olsa, hiç vizesiz bir bu kıyafetle rahat içeriye geçme şansımız var. Değerli izleyenlerimiz, Afganistan'da voleybol çok yaygın. İnsanlar toplanıp onları zevkle seyredebiliyor. Öyle bir geniş saha vesaire yok. İnsanlar olduğu yere çöküyor. Biz de bu çekimi yaparken hemen yanımıza toplandılar. Ve biz Afganistan'ı araştırmayı, Afganistan'ın kültürünü, medeniyetini, görgüsünü, sporunu yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Türkiye selam! Türkiye selam! Türkiye selam! Evet çocuklar, çocuklarımız, onlara güzel gelecek bırakmak gerekiyor. Afganistanlı çocuklar bunlar. Her biri çok sevimli, güzel çocuklar.